Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün neden buradasınız? Bugün kabin memurluğu için, iş başvurusu için geldim. Aha, iş başvurusu için geldiniz. Bugün bu yüzden buradasınız. Peki. Neden peki bu mesleği tercih ediyorsunuz? Neden kabin memuru olmak istiyorsunuz? Küçükken çok seyahat ederdik ailecek. Hoş bulurdum kabin memurlarını ve güzel para kazandıklarını düşündüğüm için başvurdum. Hoş bulurdum derken yani nesini hoş buluyorsunuz? Evet, güzel giyinmelerini, çok gezmelerini, seyahat etmeyi de çok sevdiğim için. Çok geziyorlar yani. Evet. Anladım. Seyahat etmeyi çok seviyorsunuz, evet, bu yüzden. Çok seviyorum. Anladım. Yani bu bir seyahat olanağı sağlayacak size, o yüzden mi? Seyahat olanağı sağlayacağı ve güzel paralar kazandıklarını düşündüğüm için başvurdum. Gelir düzeyi de yüksek yani. Evet. Size göre, öyle mi? Bana göre gelir düzeyi yüksek bir meslek. Güzel, peki. Peki, ne düşünüyorsunuz bu meslek hakkında? Nasıl bir meslek sizce? Yeterince toplumda saygın mı? İyi bir meslek mi? Bir fikriniz var mı? Nasıl bir iş yapıyorlar kabin memurları? Yani bir kadınlar için uygun bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bir kadınlar için, evet. Giyim konusunda, özen konusunda ve çok seyahat ettikleri için de. Yani saçlarını falan bağlıyorlar, topuz evet. Yapıyorlar, iyi giyiniyorlar. Makyaj yapıyorlar, sürekli özenli gözüküyorlar iş içinde. Ve bu yüzden de beni çekti. Peki zor olmayacak mı mesela sabahın 4'ünde 5'inde kalkacaksınız, makyaj yapacaksınız, saçınızı yapacaksınız, giyineceksiniz, uçuşa gideceksiniz? Özenli gözükmeyi sevdiğim için seyahat etmeyi de sevdiğim için bana zor olacağını düşünmüyorum. Sabahın 4'ü fark etmez diyorsunuz yani. Evet, fark etmez. Çalışkan bir insan mısınız? Evet, çalışkan bir insanım. Anladım. Peki. Üniversite mezunusunuz. Evet. İngilizceniz de gördüğüm kadarıyla iyi düzeyin üstünde. Yani aslında başka alanlarda da çalışabilirsiniz. Neden bu alanda özellikle çalışmak istiyorsunuz? Yani sizi buna çeken şey ne? Daha başka kariyerlerde elde edebilirsiniz. Masa başında sabahtan akşama kadar oturmaktansa farklı yerler görmeyi tercih edeceğim için. Masa başında oturmak istemiyorum. Sıkılıyor musunuz masanın başında? Yani bakıldığında masa başında oturmak daha sıkıcı geliyor kabin memurluğuna göre. Çünkü kabin memuru olduğunda daha çok seyahat edeceğimi düşünüyorum. Bir yere bağlı olmadan. Oradan oraya geçeceksiniz, uçacaksınız, hava şartları her zaman için iyi olmayacak. Bütün bunları düşündünüz mü? Evet, şu an bekar olduğum için bana uygun olduğunu düşünüyorum. Anladım. Peki hayatınızda biri var mı? Çok özel bir soru değilse. Hayatımda biri yok. Hayatınızda biri yok, o yüzden de herhangi... Peki hayatınızda biri girince, ben senin uçmanı istemiyorum, bırak bu mesleğini, öyle hostes mi olacaksın, bir uçakta hizmetçi mi olacaksın derse ne olacak? Kabul etmem öyle birini hayatıma. Bana saygı göstermesini isterim. Yani meslek sizin için daha önemli. Kesinlikle. Kesinlikle, anladım. Peki, ısrar etti diyelim yani bırakacaksın ya ben ya o meslek dedi. Biraz düşünebilirim. Çok neyi düşüneceksiniz? Çok karşımdaki insana gerçekten bağlanırsam. Kolay fikir değiştiriyor musunuz? Evet, kolay fikir değiştirdim. Güzel. Peki kabin memurluğu için iyi bir özellik mi kolay fikir değiştirmek? Yani kabin memurluğu için bilmem. Bu sizi zorlamaz mı? Şartlar, durumlar? Şu anki hayalim, yani şu an hayatımda bir insan olmadığı için söylemesi tabii ki de kolay geliyor. Peki havacılık alfabesini biliyor musunuz mesela? Hayır, bilmiyorum. Bilmiyorsunuz hiç. Araştırdınız mı? Araştırmadım. Nedir peki? Neden yani E yerine Echo, F yerine Foxtrot diyorlar uçuşta? Hayır, araştırmadım. Peki uçaklar hakkında ne biliyorsunuz? Mesela bir Boeing 737 ile A320 arasında farklar var. Onları biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki hangisi daha dijital kumanda sistemiyle uçuyor diyeyim ben size? Daha uçaklar elektronik. Hakkında teknik bir bilgim
Hiçbir bilginiz yok. Belki hiç bakmaz mısınız uçtuğunuz uçaklara, yani kanadı nasıl, şeyi nasıl? Mesela kanatların uçlarında böyle bir takım kıvrımlar var. Onlara hiç baktınız mı? Uçtuğum uçaklarda genellikle konfora ve büyüklüğüne bakıyorum. Aa, önemli olan büyüklüğü diyorsunuz sizin için yani. Anladım. Peki. Yani benim için önemli olan büyüklüğü diyorsunuz. Evet, konforu özellikle. Anladım. Peki. Kıtalar arası hiç uçuşunuz oldu mu? Yani uzak yerlere gittiniz mi? Hayır, kıtalar arası hiç gitmedim. Peki. Neler gördünüz uçtuğunuz zamanlarda? Kabin memurları ne iş yapıyorlar? İlk olarak tabii uçağa bindiğimizde yerlerimizi gösteriyorlar. Yardımcı oluyorlar. Sonra işte bir takım... Siz kendiniz bulmuyor musunuz? Onlar mı gösteriyor yerlerimizi? Yani birçok uçuşumda yardımcı oldular. Tabii onlar göstermiyor ama yardımcı olduklarını biliyorum. Karşılama yapıyorlar en azından. Sonrasında... Mesela karşılamada yolculardan bir tanesi "Günaydın efendim, hoş geldiniz" dedi. "İşte günaydın değil, bıktık sizin firmanızdan, yeter artık gecikmeleriniz, nefret ediyorum sizin şu şeyinizden, habire sürekli gecikme, habire sürekli gecikme" diye söylendi. Ne yaparsınız? Soğukkanlı cevap verirdim. Böyle gözlerini dışarı çıkardı, ondan sonra kötü kötü baktı size falan. Soğukkanlı olmaya çalışır, yardımcı... Hatta küfür etti size. Ne yaparsınız? Siz de mi küfür edersiniz? Yok. Yardım isterim başka birisinden. Yani bu beyefendi ya da bu hanımefendi bana küfür etti diye rapor eder misiniz? Evet, rapor ederim. Rapor edersiniz. Peki üst düzey bir yönetici ya da ne bileyim bir politikacıysa bunu yapan ne yapacaksınız? Yine hiçbir şey değişmez. Ona da diğer insana nasıl davrandıysam ona da aynı şekilde davranıyorum. Peki. En zor tarafı ne sizce kabin memurluğunun? Yani bir kabin memurunun en çok zorlanacağı şey ne sizce? Zamansız uçuşlar olabilir. Ekstra zamansız uçuşlar. Yani saat bakımından çok geç, çok erken yurt dışı uçuşları olabilir. Ama az önce sabah erkenden kalkarım, giyinirim benim için sorun değil demiştiniz. Benim için sorun değil ama zorluklarına bakıldığında onları söyleyebilirim. Bunlardan bahsediyorsunuz. Bir de zor yolcular olabilir demin. Zor yolcular. Zor yolcular. Başka da... Peki mesela bir yolcu sizden filtre kahve istedi. Evet. Uçakta da filtre kahve yok. Ne yaparsınız? Yolcuyu nasıl ikna edersiniz? İlk olarak olmadığını açıklarım. Ve başka bir şekilde yardımcı... Olurum. Bana ne kardeşim, o kadar para veriyoruz buna, biz zaten sonuçta bir de şeyde uçuyoruz, nedir, VIP uçuyoruz ya da business uçuyoruz, bu ne kardeşim, filtre kahve olmayan uçak mı olur? Uyduruktan getiriyorsunuz bana hazır kahveleri, instant kafileri bilmem ne, bu ne biçim rezalet, bir filtre kahveniz bile yok dedi. Böyle makinalı tüfek gibi saydırabilecek şeyler var mesela yolcular. Bir tatlı belki ikram edebilir. Tatlıyı ikram etme hakkınız var mı? Ama mesela business yolcularda olmadığında küçük bir ikram yapılıyor diyorsunuz. Yani ben bir işi tatlıya bağlarım diyorsunuz. Ben bir şekilde bağlayacağımı düşünüyorum. Bir şekilde bağlarsınız. Peki. Peki. Sizce siz empatik bir insan mısınız peki? Anlar mısınız hala? Anlıyorum. Anlıyorsunuz yani. Evet. Peki. Diyelim infant bir yolcu var. Evet. Biliyor musunuz infant yolcu ne demek? Bilmiyorum. Yani küçük bebek yolcu var sonuçta. Bağlanması lazım. Anneyle biri bağlanması lazım geliyorlar. Evet. Kucağa bağlanıyorlar. Anne de bağlamak istemiyor bebeğini. Ben kucağımda tutarım diyor. Bana ne diyor yani. Ben zaten anneyim. Annelik iç güdüsüyle sıkı sıkı tutarım onu. Bırakmam diyor. Siz diyor anne misiniz ki diyor, nereden bilirsiniz, ben yavrumu tutarım diyor. Bağlamayacağım diyor, kemer ne yapacaksınız, o kemer eki midir ne zımbırtıdır, ben istemiyorum onu diyor yani. Çocuğun canı yanıyor diyor. Ne yaparsınız? Yani bunun zorunlu bir şey olduğunu, durumu açıklarım. Neden zorunlu bu yani? Güvenlik için zorunlu.
Güvenlik için. Güvenlik için zorunlu. Anladım. Peki. Böyle konuşurken böyle şey olduğunu sıkıştığınızda genelde güvenlik için falan diyor musunuz? Hayır demiyorum. Hı, anladım. O arada çıkıyor galiba ağzınızda. Peki. Çok teşekkür ederim sizi tanıdığımıza. Memnun olduk. Peki ne düşünüyorsunuz mülakatınız hakkında? Yani çok olumlu geçtiğini düşünmüyorum. Çok olumlu geçtiğinizi düşünmüyorsunuz. Evet, hazırlıksız yakalandınız. Niye hazırlanmadan geldiniz peki?